Merhabalar, Dersim Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün yeni bir etkinliğinde tekrardan bir aradayız. Dersim Belediyesi olarak yılın belli bir döneminde değil, yılın her ayına, her dönemine dağıtılmış bir kültürel ve sanatsal faaliyetler şiarımızdan bugün de bir etkinlik daha yapıyoruz. Bugünkü etkinliğimizde Dersim'in yeresel sanatçılar ve zanaatkarlarıyla üretmiş oldukları ürünleri değerli halkımıza sergilemek ve onları göstermek için buradayız. Dersim Belediyesi olarak ilimizdeki yerel sanatçılar, zanaatkarları bugüne kadar destekledik ve desteklemeye de devam ediyoruz. Güzel emekleri ve güzel çalışmalar için hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsi hoş gelmişler. Sergimiz 3 gün boyunca Dersim halkının seyrine vasıl olacak. Teşekkür ederim. Ben bunu 1967 tarihinde iç yiyip Mehmet Kuzu diye isminde bir ustanın yanına çırak olarak gittim. 9 sene ben çanak çömlek işi yaptım. Günde 40 desti yapıyordum. 80 saksı yapıyordum günlük olarak. 79 tarihinde ben yurt dışına gitmek zorunda kaldım. 79 tarihinde ben bu mesleği bıraktım. Böyle tesadüfen bu tezgah şey diyordu. Ben de oradan geçerken Emre arkadaş nedir bu dedi, festival var. Tunceli'nde festival var. Katılacağız. Dedim ben de bu işi yapıyordum. Orada öyle bir şey oldu. O ki dedim, Tunceli'de böyle bir festival varsa ben de katılmak ister. Merkez Şehri Belediye Müdürü'yüz. Bizim oranın köklü bir tarihi var, belki 1000 yıl aşkın. Ve sürekli esnaf üzerine, sanatkar üzerine kurduğu bir düzen olan bir şehirden bahsediyoruz. Teknolojiyle birlikte bunlar yaşamsal özelliğini yitirmişler. Bir müddet sonra ustalarımız yurt dışına gidenler oldu, şimdi vefat edenler oldu. Ben bunu yetişen son ustasıyım. Beni yetiştirenler de vefat ettiler. Şimdi 33 sene sonra ilk defa tezgahı çıkartacağız ustamı. Onunla da biraz heyecan var haliyle. Evet. Öncelikle böyle bir ortamı hazırladığınız için teşekkür ediyorum. Haberim olduğunda çok sevindim. Küçük bir şehirde, küçük bir belediyenin yaptığı böyle güzel bir organizasyon. Halk için de iyi, bizim için de iyi. Ben sizlere belediyeye sanat konusunda desteğim olsun diye resimlerimi alıp geldim. Gerçekten daha güzel etkinliklere hep birlikte başlayabiliriz. Yani bu kadar olanakla bunların yapılması gerçekten büyük bir başarı bence. Aslında İzmir'de yaşıyorum ama bir yıldır Tunceli'deyim. Tunceli'ye geldiğimde şey dedim, taşlara hep baktığımda bir şeyler bunlara çizmeliyim diye düşündüm. Sonra böyle bir şey aklıma geldi, farklılık yaratayım dedim. Bu arada bunlar sergilememin amacı hani buradaki gençlere de bir şey olur. Yani görüp de onlar da yapmak ister diye böyle bir sergi amaçladım.